Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün başka bir videoyla karşınızdayım. Harry Potter'ın geçen 2 gün önce galiba 26'sında 20. yılını kutladılar. Yani bütün oyuncular, J.K. Rowling falan da hani bunu internet üzerinde bir sürü Harry Potter fanları falan da kutladı. 26 Haziran sanırım ilk Harry Potter kitabının yani Felsefe Taşı'nın Amerika'da çıkışının yıl dönümü oluyor. Dolayısıyla hani o Harry Potter dünyası falan filan. Ben dedim ki hemen bir tane video yapmam gerekiyor. Ama YouTube'daki herkesin aksine ben Pottermore'a gidip asalarımı falan önceden yaptığım için, asalarımı falan bulduğum için ve sizin de sağa soldan bakıp bir yerden izleyebilirsiniz benim asa, Gryffindor ve Patronus testlerimi. Neyse, Gryffindor testi diye bir şey yok, Hogwarts evi testi var, neyse. O yüzden bugün tekrar Pottermore'a girdim, acaba yeni bir şey var mı diye, ve yeni bir şey varmış aslında. Büyücülük Dünyası Kitap Kulübü diye bir şey çıkarmışlar Pottermore, yani Harry Potter Büyücülük Dünyası markası adı altında. Ve ben dedim ki herhalde interaktif, yani eğlenceli olabilir, ama hiç de öyle bir şey değilmiş. Şey yapıyormuşsunuz, mesela atıyorum burada her hafta size başka bir şey veriyor. Mesela diyor ki Felsefe Taşı'nı oku ve yani Felsefe Taşı'nda işte ilk bölümü oku falan ve şey yap. Büyü ve Muggle dünyası hakkında işte düşüncelerini düşün. Ondan sonra gel bizimle şeyde paylaş, Twitter'da paylaş. 30 Haziran Cuma günümüş, yani 2 gün sonra. Yani ben hani interaktif bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü zaten bu hani bir şeyler üzerinde başka fanlarla akıl yürütme ya da konuşma olayı zaten senelerdir insanların internet üzerinden ya da başka şeyler üzerinden yaptığı bir şey. Hani bunu sadece hani bir yerde toplamak istemişler herhalde, ama mesela diyorum kitapları yeni okuyor olsaydım bu çok güzel bir şey olabilirdi, ama zaten kitapları çoktan okudum ve hemen şimdi geri dönüp okumayacağım için yani bu sohbete katılacağımı zannetmiyorum, ama siz istiyorsanız hani Twitter'dan falan da takip edebilirsiniz, WW Book Club diye. Ben takip ettim, bakalım neymiş. Bugün ama daha başka bir şey yapıyoruz. Bugün Muggle fan'a göre çözülebilecek en zor Harry Potter testini çözüp ne kadar iyi bir Potterhead olduğumu insanlara ispatlayacağım ve kendimi test edeceğim. Ama şimdi Muggle fan sitesi bunu soruları kendileri hazırlamış, ama fantastikcanavarlar.com'da dilimize sanırım anladığım kadarıyla çevirisi de yapmış. Dolayısıyla aşağıya testi bırakacağım. Yani siz de çözmeyi isterseniz diye. 25 soruluk bir test ve çok zor diyorlar. Bakalım. Merlin yanımda olsun. Teşekkür ederim. Sırlar Odası'nda Harry, Ron ve Hermione kimin ölüm günü partisine gittiler? Tabii ki neredeyse kafasız Nick. Luna Lovegood'un patronusu nedir? Tavşan. Ekranında bir şey var. Harry'nin Hogwarts'taki ilk yılında Quidditch maçlarının yorumcusu kimdi? Lee Jordan. Ateş Kadehi'nde kendisini deli göz Moody olarak saklayan kimdi? Barty Crouch Jr. Hermione 4. senesinde hangi organizasyonu başlattı? Hiç zor değilmiş. Ama mesela atıyorum eğer sadece filmleri izleseydim bilemeyebilirdim. Çünkü filmlerde bundan bahsedilmiyor, ama şey. Erit. Yani ev cinliği refahını ilerletme topluluğu. Hangi asa Harry'e ait? Ama bunu ben nasıl bileceğim şu anda? Ben hiç şekillerini bilmiyorum ki. Bu değil, bu şeyin. Lucius Malfoy'un. Bu Bellatrix'in galiba. Şu mürver asa. Bu Hermione'nin asası olması lazım. Bu ya da bu. Belki de bu. Bu da birinci filmde buydu. Vallahi salladım. İkisinin arasında kalmıştım, buymuş, tamam. Harry Slughorn'un anılarını almak için hangi iksir kullandı? Felix Felicis'i kullandı. Yani sıvı şans, evet. Hermione Slughorn'un yeni yıl partisinde kimi götürmüştü? Cormac McLaggen. Şıklardan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın size tavsiye vereyim. YGS'de şey. Basilisk tarafından ilk taşlaştırılan kişi Bayan Norris. Filch'in kedisi. Harry'nin Hogwarts'a gitme izni kim verdi? Sirius Black verdi. Hatta mesaj yazıyordu ve Dumbledore'a vermesi için. Dumbledore Hermione'ye vasiyetinde ne bıraktı? Bu arada benim Hermione diye işime takmışsınız. Yorumlarda birkaç kişiyi gördüm. Arkadaşlar doğrusu Hermione. Yani hatta Ateş Kadehi'nin kitabında da Hermione dedim bakın. Şey öğretirken, kremi öğretirken aynen o şekilde heceliyor. Hermione. Doğrusu o yani. Hermione diye bir şey yok ki. Yani hep ben de öyle diyorum, ama öyle bir şey yok. O zaman bir de hikayelerini bıraktı. Bakın çok sinirlendim. Ölüm yadigarlarında Harry, Ron ve Hermione'yi ormanda kim buldu? Kaçırcılar buldu. Yok, Fern Greyback buldu, pardon. Harry Üçbucu turnuvasında su altında kullanarak ne kullanarak hayatta kaldı? Türkçe. Galsamut kullandı. Sihir Bakanlığı'na girdiklerinde Ron kimin kılığına girmişti? Bu değil. Bunun kim olduğunu hiçbir fikrim yok. Galiba Adana, evet. Adana. Felsefe Taşı'nda Hermione'yi trolden kurtarmak için yapılan büyü. Wingardium Leviosa mı? Ama şimdi böyle dediği zaman sanki hani ona trole büyü yapılmış gibi oluyor, ama aslında öyle bir şey yok. Luna'nın babası hangi derdi için çalışıyor? Dırdırcı. Harry'nin ilk süpürgesi Nimbus 2000. 2001 değil, 2000. Aa, sil süpür vardı değil mi ya? Oha. Arkadaşlar. Kitabı uzun süredir okumayınca tabii.
Hayril cezasında ne yapmıştı? Ödül temizlemek, hayranlara imza dağıtmak, ödev yazmak. Ödül temizlemek miydi? Felsefe taşında yasak ormana gitmeden önce ödül temizlemiyorlar mıydı? Ron'la hatta diye hatırlıyorum ama sallıyor olabilirim. Bu değil, bu şey. Lockhart'la birlikte ödev yazmak, ne bilmiyorum zaten. Yasak orman ya da ödül... Yasak orman, evet yasak orman. Neville'in anne babası neden hastanedeler ve Neville'ı hatırlamıyorlar? Çünkü şey... İşkence, delirdiler, delirtildiler. Vaftiz oğlu kimdir? Teddy Lupin. Öf, bu sahnede de Harry o kadar şey gözüküyor ki. Baba gibi, tam emekli bir baba gibi gözüküyor. Dursley ile Harry'nin hangi okula gittiğini söylüyorlar. Aynen, Saint Brutus ifra olmaz çocuklar güvenlik merkezi. Hagrid Hogwarts'tayken hangi suçla yargılanmıştı? Yasak ormana gitmek değil ya. Sırlı odasını, aynen sırlı odasını açmak. Ki doğru da yani açtı. Ay açmadı. Pardon. Ben... Dobby'nin hoşlandığı dişi cinin adı neydi? Winky. Bak bu da filmlerde yok. Harry'nin en küçük oğlunun adı nedir? Albus? Albus en küçük olan değil mi? Bu James galiba. Albus. Ki Albus'un karakterini hiç sevmediğimi biliyorsunuz ve şeyi okuyanlar da bana katılacaktır. Lanetli çocuğu. Bellatrix'in kocasının adı nedir? Lord Voldemort. Yani Bellatrix'in kocasının adı Rodolphus da yani... Delphi'yi pedahlarken Rodolphus'u pek düşündüğünü zannetmiyorum. Neyse. Oha, hepsini doğru yaptım. Çok şaşırdık. Evet. Sihir bakanı olmuşum. Bravo, Harry Potter dünyası hakkında neredeyse bilmediğin hiçbir şey yok. Böyle devam et. Evet, teşekkür ederim. Hemen bunu Twitter'da da paylaşayım ki insanlar sihir bakanı olduğumu bilsinler. Evet, paylaş hemen. Hemen takipçilerime gönder. Evet, bu böyle bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gitmiştir herhalde. Siz de gidip testi yapabilirsiniz ve bana sonuçlarınızı paylaşabilirsiniz diyeceğim ama aslında zaten sonuçları şu anda görmüş oldunuz. Dolayısıyla olmaz. Ama Pottermore'daki büyücülük kulübüyle ilgili ne düşündüğünüzü bana anlatabilirsiniz. Ay, büyücülük kulübü diyorum. Kitap kulübüyle ilgili. Katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Çünkü benim pek ilgimi çekmedi açıkçası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu sıcak yaz gününde size veda ediyorum. Güle güle.